Fotoğrafta görürüm onu o günkü gibi. Kağıt üstünde sevdiklerimin görüntüleri. Böyle kıpırdamadan bana bakar, bana bakar. Ben de ona bakarım, onun adı fotoğraf. Hatırlamak istersen fotoğraf mühına bir bak. Özledik sen onu al. Onun fotoğrafına bir bak. Yanında olmasa da fotoğrafına bir bak. Duruşu değişemez çünkü o bir fotoğraf. O günkü gibi güler, o günkü gibi güler. Sen de ona gülümse fotoğrafı görünce. Hatırlama. Of. Oh. Zaten kimsenin beni umursadığı yok. Önemli işleri var. Mektup falan yazmaları gerekiyor. Bana bir şey mi söyledin? Yok canım. Ben öyle kendi kendime konuşuyorum. Sevgili Elips, senin gibi bir mektup arkadaşım olduğu için çok mutluyum. Umarım bir gün beni ziyarete gelirsin. Seni buradaki arkadaşlarımla tanıştırmayı çok isterim. Mektup arkadaşıymış. Ha! Tanışsan onları sen de çok seversin. Kakule'nin hiç durmadan konuşmasına alışman zor olabilir. Ama biz geçenlerde başımıza gelenlerden sonra Giresidi'nin o kadar da önemli olmadığını anladık. Ne bitmez mektupmuş. Ne anlatılabilir ki bu kadar? Her şey Kakule'yi hıçkırık tutmasıyla başladı. Çatlak patlak yiş yuvarlak kremalı börek sütlü çörek çek yavrum çek. Aman dostlar elini kapıdan sen çek. Çek çek amca kanun kanca al sana bir tabanca. Gördün mü? Çatlak patlak yiş yuvarlak kremalı börek sütlü çörek çek yavrum çek. Amanın dostlar elini kapıdan sen çek. Ay. Ay neyin var Kakule? Ne olacak? Kakule'yi hıçkırık tutmuş. Beni sobeletir misin? İşte böyle hıçkırık tutar. Ha? Hıçkırık tutunca ne yapılırdı ya? Dilini ısırmalısın, dilini. Ama benim dişlerim yok ki. Ben hemen dönerim. Kakule Yalçın şaka yapıyor. Şaka yaptım tabii, inandın mı? Şaka. Hıçkırıyor işte. Hıçkırıyor. Anladın mı? Evet. Evet. Böyle. Hıçkırığın geçmesi için su içmelisin. Yine şaka mı yapıyorsunuz? Hayır. Beni hıçkırık tuttuğunda annem bana su içirmişti. Ve hıçkırığım geçmişti. İyi peki. İçeyim bari.
Sağ olun için. Galiba geçti. Geçmemiş. Kakule, bir de nefesini tutmayı denesene. Ay evet, nefesini tut. İşe yarayacağına emin misin? Hadi denesene. Yalçın sen değil, Kakule tutacak nefesini. Oluyorum. Bırak. Olamaz. Şimdi ne yapacağım ben? Bir şey daha var ama neydi? Neydi? Kakule, uyan Kakule. Uyan lütfen. Neydi o? Geçti işte, geçti, hıçkırığı geçti işte. Belki de hıçkırığı hiç geçmem. Ay. Bunun da hiç eğlenceli olduğunu sanmıyorum. Durmadan hıçkırsaydım bu hiç hoşuma gitmezdi. Evet, sanıyorum ki benim de hiç hoşuma gitmezdi. Benim de hoşuma gitmezdi. Şşt. Belki de hıçkırığı geçmiştir. Hadi. Galiba bu hep böyle sürecek. Kakule'nin hıçkırığı yüzünden günlük işlerimizi bile yapamaz olmuştuk. Of. Ay. Hadi. Artık buna dayanamıyorum. Ay. Ben ormana gidiyorum. Umarım sessiz bir yer bulabilirim. Ay. Ya beni de bekle. Belki bebeğimi uyutabilecek bir yer tamam, bulabilirim. Bu harika bir şarkı olacak. Çok güzel olacak. Sakın korkma kelebekçik. Olamaz. Kelebeğim uçtu gitti işte. Uçtu. Sanırım bu şarkı hiç bitmeyecek. Uçtu gitti kelebeğim. Bütün bunlar bizi çok kızdırdı. Çinçin ormanında konuşulan tek şey Kakule'nin hıçkırığıydı. Hepimiz onun gitmesi gerektiğini düşünmeye başladık. Sadece Yalçın Kakule'nin hıçkırığının geçeceğine inanıyordu. Şimdi uslu bir kız ol ve uyu bakalım. Yaramazlık yaparsan seni de hıçkırık tutar. O zaman seninle oynayacağımı sanmıyorum. Nurçin, bahçede yeni çiçekler açmış, gördün mü? Yeni çiçekler mi? Evet, ya. Hemen gidip bakmalıyım. Buna daha ne kadar dayanabiliriz ki? Merhaba Yalçın. Merhaba. Ama Kakule'den gitmesini isteyemeyiz. Evet ama herkesi rahatsız ediyor. Buna hiç hakkı yok.
Narçın, hadi gel Elmer'dan yumurta almaya gidelim. Yumurta mı? Peki gidelim. Birileri bir şey yapmalı. Elmer bir yolunu bulur. Umarım. Ya bu yumurtalarla ne yapacağız? Bilmem. Şşş, sessiz ol. Oy. Ay. Merhaba Kakule. Merhaba. Demek hala hıçkırığın geçmedi. Kakule, merak etme. Yakında geçermiş. Tarçın öyle söyledi. Öyle olur. Hoşça kal Kakule. Hoşça kal Kakule. Güle güle. Ve bir gün Gülçin yanıma geldi. Ve ormandaki bütün hayvanların da Kakule'nin hıçkırığından rahatsız olduklarını anlattı. Anne koala bebeklerini uyutamıyordu. Kurbağa korosu yeni besteler yapamıyordu. Kakule konuşmamızı duymuştu ve daha fazla üzüldü. Ve Çınçın ormanından gitmeye karar verdi. Evde resim yapmak çok güzel. Hıçkırık sesine de çok alışmıştık. Kurbağa ve koala ailesinin alıştıklarını hiç sanmıyorum. Ay, kim bilir Kakule senin söylediklerini duyunca ne kadar üzülmüştür. Böyle olsun istemezdim. Elmer bir çözüm bulur diye düşünmüştüm. Ona söylemedik ama hepimiz gitmesini istedik. Biliyor musunuz? Ben Kakule'yi özledim. Beni hep güldürürdü. Hem hıçkırsa bile o bizim arkadaşımızdı. Çok uzağa mı gitmiştir? Bilmem. Peki hala evini özlüyor mudur? Evini özlüyordur değil mi? Eminim. Evini de arkadaşlarını da özlüyordur Yalçın. Zavallı Kakule. Elmer, biz de onu çok özledik. Ama hala hıçkırıyor olabilir. Olsun. Biz onu her haliyle seviyoruz. Geri gelmesini istiyoruz. Nerededir acaba? O gün çocuklar ve ben Kakule'ye yaptığımız haksızlığı anlamış ve çok üzülmüştük. Hemen onu geri getirmenin yollarını düşünmeye başladık. Ve hepimiz onu aramaya çıktık. O da zaten çok uzağa gidememişti. Gitmem lazım. Çok uzaklara gitmem lazım. İşte kimse burada. Kimse beni istemiyor. Gitmem lazım. Bakın hıçkırmıyor. Evet. Evet evet. Fotoğrafta görürüm onu o günkü gibi. Kağıt üstünde sevdiklerimin görüntüleri. Öyle kıpırdamadan bana bakar, bana bakar. Ben de ona bakarım, onun adı fotoğraf. Hatırlamak istersen fotoğrafına bir bak. Özledik sen onu al. Onun fotoğrafına bir bak.
fotoğraf fotoğraf. Fotoğraf fotoğraf. Fotoğraf fotoğraf. Fotoğraf fotoğraf. Yanında olmasa da fotoğrafına bir bak. Duruşu değişemez çünkü o bir fotoğraf. O günkü gibi güler, o günkü gibi güler. Sen de ona gülümse fotoğrafı görünce. Hatırlama. Kaka. Günaydın Kakule. Günaydın Yalçıncığım. Benim için yaptıklarını öğrenince o kadar çok duygulandım ki. Yok canım, bir şey mi yapmışım? Ne yapmışım ki? Beni bu kadar çok sevdiğini bilmiyordum. İşte her şeyi bunun için yaptım. İşte yine yaptı. Yalçın! İşte böyle sevgili dostum. Sonunda Kakule'nin hıçkırığı geçti. Zaten bizim için de hıçkırmasının önemi kalmamıştı. Ne bitmez mektupmuş canım. Neyse sevgili elimiz. Geveze ve sabırsız dostum Kakule ile ilgilenmeliyim. Mektubunu en kısa zamanda bekliyorum. Sevgiler Elmur. Ta uzaklardaki arkadaşına saatlerce zaman ayırıp mektup yazıyor. Ya ben burada tek başına çok sıkılıyorum. Ne haber dostum? İyi değilim. Hiç iyi değilim. Neyin var senin? Daha neyim olsun? Sabahtan beri ta neredeki arkadaşına mektup yazıyorsun. Peki yanı başındaki arkadaşın bu kadar önemli ne anlatıyor olabilirsin ki? Tabii ki seni anlatıyorum. Beni mi? Nasıl yani? Elbette dostum. Yoksa bütün gün daha uzaktaki mektup arkadaşıma ne anlatabilirim ki? Haklısın. Zaten buralarda kendisinden söz ettirecek benden başka kim var? Anlıyorum. İyi ki bir mektup arkadaşın var. Bu çok güzel bir şey. Tabii anlatacak bir şeylerin varsa. Bak sen şimdi konu sıkıntısı çekiyorsundur. Ben sana çocukluğumu anlatmış mıydım ha? Ne günlerdi o. Böyle bir gün gene ağaca çıkmıştım. Böyle uçuyordum. Elmar. Gitti. Bu da ne? Evet. Evet. Neler oluyor? Seni korkuttuğum için özür dilerim. Bu ne saygısızlık? Şurada biraz dinlenmeye çalışıyorum. Ben... Tepemde şimşekler çakıyor. Hem sen kimsin bakayım? Ben bir fotoğraf sanatçısıyım. Sanatçıymış. Bu ne biçim sanat? Böyle başkaları rahatsız edilerek sanat mı yapılırmış canım? Almış eline şimşek çaktıran garip bir şey. Bu neydi bu? Adı neydi sayın sanatçı? Bu bir fotoğraf makinesi. Bununla... Ne işe yarar bu fotoğraf makinesi? Gürültü çıkarır, ışıklar saçar, herkesi rahatsız eder. Yani en azından beni rahatsız eder. Beni. Eğer sürekli sözümü kesmeyip konuşmama izin verirsen... ...bu makinenin ne işe yaradığını sana anlatabilirim. İyi. Anlat bakalım. İşte bak bunları ben çektim. Yani bu makine resim mi yapıyor? Bir bakıma da öyle denilebilir. Doğada gördüğüm güzel görüntüleri kaydediyorum. Sonra da onları kağıtlara basıyoruz. Ve fotoğrafları elde ediyoruz. Şimdi sen benim de mi fotoğraflarımı çektin? Benim işim doğadaki bütün güzellikleri fotoğraflamak. Senin gibi güzel bir papağanı görünce dayanamadım. Biliyorum, izin almalıydım. Ama bu kadar cana yakın olacağını nereden bilebilirim? Kaçar gidersin sandım. Yok canım, kaçar gider miyim hiç? Öyle birden gözümde ışıklar çakınca ne olduğunu anlayamadım tabii. Yoksa sonunda tüylerimin güzelliğini fark eden bir sanatçıya kaba davranmak istemezdim.
Neyse, aramızdaki anlaşmazlığı çözdüğümüze göre... Evet, çözdüğümüze göre artık fotoğraflarımı çekebilirsin. Evet. Nasıl? Ha. Ha. Nasıl? Böyle iyi görünüyor muyum? Evet, evet. Böyle? Daha mı iyiyim? Evet, çok güzel. Böyle? Nasıl? Ha, evet, evet. Harikasın. Böyle iyi mi böyle? Senin gibi eşine az rastlanır bir papağanı nasıl fark etmemişler anlamıyorum. Fark etmeyen fark etmesin. Herkes senin gibi sanatçı değil ki. İşte ben de bunun için doğadaki güzellikleri fotoğraflıyorum. Fark etmeyenlerin fark etmesini sağlamak için. İstersen sana bu ormanda rehberlik yapabilirim. Çok mutlu olurum. Bu ormanda öyle ilginç ve güzel canlılar var ki... Onları ben olmadan asla bulamazsın. Sen hiç bir iguana resmi çektin mi? Hayır. Tabii ya, çekemezsin tabii. Çünkü o bulunduğu yerin rengini alır. Peki renk değiştiren bir kelebeği? Peki bir sürü güzel rengi olan çiçeği? Evet, evet. Ben sana hepsini gösterebilirim. Önce nereden başlasak? Fotoğrafta görürüm onu o günkü gibi. Kağıt üstünde sevdiklerimin görüntüleri. Öyle kıpırdamadan bana bakar, bana bakar. Ben de ona bakarım, onun adı fotoğraf. Hatırlamak istersen fotoğrafına bir bak. Özledik sen onu al. Onun fotoğrafına bir bak. Hoşça kalın. Fotoğraf, fotoğraf. Fotoğraf, fotoğraf, fotoğraf. Hoşça kalın çocuklar. Yarın yine görüşeceğiz. Yanında olmasa da fotoğrafına bir bak. Duruşu değişemez çünkü o bir fotoğraf. O günkü gibi güler, o günkü gibi güler. Sen de ona gülümse fotoğrafı görünce. Hatırlama. Fotoğraf, 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 fotoğraf.